altılı masa, işte Murat Bey de ifade etti. Bugüne kadar herkesin acaba hangi aday olacak diye milletin gündeminde olan adaylık konusunu hiç konuşmamış olmaları bile, altılı masanın aslında gündeminde neyin olduğunu, milletin gündemine ne kadar yaklaştığının göstergesi. Şimdi bir kere. Altılı Masa'nın şu anda verdiği millet nezdinde, belki o masada oturanlar bunun ya farkında ya farkında değil, bilemiyorum. Ama e, uzaktan baktığında verdikleri izlenim e, aslında şu, e, sadece o da başarabilirlerse e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yeniden parlamenter sisteme dönüştürmeye odaklanmış durumda. E, yani başka hiçbir konuda uzlaşma ortaya koyamayan, uzlaşamayan bir muhalefet bloğu. Hı hı. Tek bir uzlaşmaları var. İşte parlamenter sisteme dönüş. Onu da başarıp başaramayacakları muamma. Neden? Çünkü daha önce bu programlarda konusu açıldığında ifade etmiştim. Altılı Masa'nın parlamenter sisteme dönüşü dönüş için, gerekli olan parlamento çoğunluğunu elde etmesi için en az yüzde 63 oy alması gerekiyor. Yüzde 63 üstü. Yani ne kadar üstüne çıkarsanız o kadar rahat, o kadar hızlı parlamenter sisteme dönüştürebilirsiniz Türkiye'yi. Ama böyle bir imkan var mı? Yok. Şimdi altılı masada en çok ismi üzerinde spekülasyon yapılacak ve aday olacak denilen işte bir seçenek var hepimizin malumu. Bugün bir anket yapmış, bir e, anket kuruluşu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında altılı masadaki dört, ikisi altılı masada değil ama ikisi altılı masada olan dört e, işte aktörü e, koymuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına. Altılı masada en çok adı konuşulan aktörü tek kaybeden o. Erdoğan karşısında tek, en, Erdoğan na geçilen kişi o. Şimdi altın masa bunu konuş. Bunu gündeme getiriyor. Şimdi siz böyle bir şeyde e, Parlamento Parlamento'da çoğunluğu elde etmeyi hedeflemeyen bir muhalefet bloğunda e, bu tartışmaların çıkması, bu açıklamaların yapılması doğal. Çünkü bakın eğer e, siz Parlamento'da çoğunluğu yakalayamazsanız verdiğiniz sözlerin zaten çoğunu tutamazsınız verdiğiniz sözleri tutamayacağınıza göre parlamenter sisteme dönüşü de yapamayacağınıza göre o zaman siz ne yapacaksınız? Türkiye'yi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yöneteceksiniz. Bunu ifade etmiyorsunuz siz ama yani e, aynası iştir kişinin. Yani iddialar vardır. Bir de yaptığınız iş vardır. Altın masanın iddialarına baktığımızda o iddialar parlamenter sisteme geçiyor, 20 yıllık dönemdeki yıkımları düzeltiyor. O iddialar bir yerlere götürüyor. Hayal bunlar. Hayal kuruyorsunuz. Ama gerçeğe baktığımızda işte bugün gündemde de konuşuluyor. Sayın Gele gelecek partisi lideri Davutoğlu'nun ifade ettiği yani ne diyor Sayın Davutoğlu? işte altı genel başkanın da cumhurbaşkanı gibi imza yetkisine sahip olacak. Ki altılı masanın dışında bir cumhurbaşkanı olacaksa ki o ihtimal var. O zaman bu ne demek? Türkiye yedi başlı bir anlayışla yönetilecek. Bir cumhurbaşkanı altı, altı, da masadaki şey böyle bir anlayışla. Şimdi Davutoğlu bunu ifade etti. Sayın Babacan da bu konuyla ilgili birkaç gün sonra bir Soru sorulduğunda Babacan'ın sözü de enteresan, onu da tam okuyayım. Diyor ki Sayın Babacan, e, altılı masanın diyor, Cumhurbaşkanı'nın önemli kararlarda, seçilecek Cumhurbaşkanı'nın önemli kararlarda altılı masanın rızasını alması şart. Tüm Türkiye'yi ilgilendirmeyen, burası çok önemli. Tüm Türkiye'yi ilgilendirmeyen, çok önemli olmayan konularda ise Cumhurbaşkanı kendisi karar verebilir. Bu da Babacan'ın açıklaması. Yani seçilecek Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın adayı seçilirse ancak bu Cumhurbaşkanı tüm Türkiye'yi ilgilendirmeyen ve efendim önemli olmayan konularda Altılı Masa'ya danışmadan karar alabilecek böyle bir Cumhurbaşkanı'ndan bahsediliyor. Şimdi bu şu demek yani şu anda Altılı Masa'da oturan aktörlerin e, küçükleri küçük olanlar nedir küçük olanlar? Oy oranları şu anda hiç belli olmayan. Yani bugüne kadar hiçbir seçime girmemiş. İlk seçimlerine girecekler ama hasbel kadar altılı masada oturuyorlar. Oyları yüzde bir mi, yüzde onun altında mı Bile, bilemiyoruz. Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi unsurların e, hayalleri şu. Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönete, yönetirken burada söz hakkı elde etmek. Burada e, efendim etkileyici olmak. Türkiye'de kararlarda etkileyici olmak. Bu bu şu anda pazarlık konusu bu. Anladığımız şey bu. Peki ama biz parlamenter sisteme geçmek için bu altılı masanın kurulduğunu zannediyorduk. Ama işte ne zaman bu aslında kilometre taşı, bir önemli bir dönüm noktası yaşadık. Altılı masa genişlememe kararı verdiğinde biz aslında ip koptu orada. Neden? Çünkü herkes aklı başında bütün uzmanlar diyorlar ki bakın işte parlamentoda çoğunluğu yakalamak için %50 elli artı bir yetmez bunu genişletmek lazım. Ama altılı masadaki bütün e, efendim partilerin anketlerdeki en yüksek oylarını koyduğunuz zaman bile toplasanız yüzde altmış etmiyor. E, o zaman genişlemek şart. Ama siz genişlemeye kapıyı kapattığınız zaman o zaman siz diyorsunuz ki biz parlamenter sisteme Dönüş vaat ediyoruz ama bu vaadimizi gerçekleştirmemizi çok beklemeyin mesajı vermiş oluyorsunuz millete. O yüzden bu açıklamalar altılı masadaki küçük henüz oyları belli olmayan henüz kendi rüştlerini ispatlamamış olan partilerin bu çıkışları aslında ben altılı masaya en büyük zararı veren çıkışlardır. Bu süreç devam ederse Faruk Bey. Bu mantıklar devam ederse, Türklüğe, anayasanın maddelerine, Türkiye'nin yani karakterini, kimliğini ortaya koyan, Türk Devleti'nin kimliğini ortaya koyan maddelerdeki bu dönüşüm mesajları devam ederse, korkarım ki ekmek için Ekmelettin travmasını Türkiye bir daha yaşayabilir. Hatırlasınlar lütfen. Ekmek için Ekmelettin evet. sloganıyla çıktılar, çıkıldı ve o seçim daha ilk oy kullanılmadan bile Erdoğan'ın kazanacağı belliydi Yeni bir travma ya doğru Türkiye bu mantıkla bu kafayla götürülüyor diye düşünüyorum Efendim Ben ikinci konuya gelmek istiyorum Hani belki gündemde biz bunu programın girişinde de bahsetmedik ama bu ikinci konu çok kritik bir konu ve adım adım ilerliyor Rusyanın değil ama hani Suriye'nin isteklerinin daha baskın olduğu bir şekilde ilerliyor ama barış çabaları da bizleri çok umutlandırıyor. En başından yapılması gereken belki en sonunda yapılıyor ama bu bile çok büyük bir yükü üzerimizden alınacak ve çok sevindirici bir haber bölge adına. Şimdi Türkiye-Suriye ilişkilerinde bazı e, gerilimler yaşandığı kadar aynı zamanda son zamanlarda çok daha ılıman bir yolla e, bir gidişat söz konusu. İşte e, savunma e, bakanları bir araya geldi. Şimdi belki de işte dışişleri bakanları bir araya gelecek. E, nasıl ilerliyor? Nasıl ilerlemeli? Evet. E, ifade ettiğiniz gibi savunma bakanları bir araya geldiler 28 Aralık'ta. Hı hı. Yani 20, 2022'nin son günlerinde bir araya gelindi Moskova'da Rusya'nın arabuluculuğunda. Ve iddia odur ki bugün Rusya Komersant gazetesi, Rusya Rus gazetelerinin iddiaları bu hafta yine Moskova'da yine bir buluşma, ikinci buluşma gerçekleşebilir iddiası var ki Moskova'daki savunma bakanları toplantısından sonra denilmişti ki bundan sonraki toplantı dışişleri bakanları düzeyinde olacak. Bu toplantının işte Rusya Rus dışişleri bakanı Sergey Lavrov, dışişleri bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat arasında Moskova'da çarşamba günü gerçekleşme ihtimali var. Yani yarından sonraki gün bir ihtimal tabii. Henüz Ankara'dan, Türkiye'den bir açıklama gelmedi ama Rusya kaynaklı gazeteler bunu seslendiriyor ve önemli bir olan belki de asıl şey şu. Bu dışişleri bakanları toplantısından sonra da Putin, Erdoğan ve Esad buluşmasının artık sıranın ona geleceği noktasında. Şimdi daha önceki savunma bakanları toplantısından sonra Ocak ayı sonunda Türkiye'den Ankara'dan açıklamalar Ocak ayı sonunda Dışişleri Bakanları toplantısı üçlü buluşma yapılabilir deniyordu ama bu daha işte yani ocağın ikinci haftasındayız. bu söylentinin gerçekleşirse olayın daha da hızlı işlediğini anlayacağız. Yani ve eğer bu olursa da bu şunu gösterecek. Belki de Esad, Erdoğan, Putin buluşmasının da Ocak sonu veya Şubat ayında gerçekleşebileceği ifade ediliyor ki burada şunu ifade etmek lazım. Yani Suriye'nin, Şam tarafının bir acelesi yok. Yani burada çünkü 2011 yılından 12 yıldır neredeyse bir savaş yürütüyor ve bu savaşta aslında o savaşın ilk 4-5. yıllarında Şam Türkiye ile böyle bir e, diplomatik e, süreci başlatıp yeni bir sayfa açma talebinde bulunmuştu ama o zaman Türkiye e, istememişti. Şimdi Türkiye istiyor. Moskova zaten bunu yıllardır bu sürecin başlamasını istiyor. Şamın acelesi yok ki Şam'dan gelen bilgilere göre e, yani Türkiye'nin bu taleplerinin bu normalleşme sürecinin Türkiye'de siyasete etkisinin olacağını da Şam farkında. Yani belki bu süreç mevcut hükümetin kazanmasına sebep olacak görüşleri. Ama buna rağmen Şam diyor ki olsun bu Türkiye'nin iç meselesidir. Biz istediklerimizi alırsak ne olmuş? Türkiye'de kim kazanmış hiç umurumuzda olmaz. Yeter ki Türkiye bizim şartlarımızı yerine getirsin. Görüşü hakim Şam tarafında. Ama anladığım kadarıyla Türkiye bu süreçte biraz daha hızlı işlemesini istiyor. Çünkü Putin, Erdoğan ve Esad fotoğrafının hani Mısır lideri Sisi ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği o uzun yıllar sonra bir el sıkışma fotoğrafı. O benzer bir fotoğrafın tekrar verilme isteği var. Ankara burada biraz acele ediyor. Şu an bütün işte imkanlar seferber edilmiş diyelim. Ve bu belki Şubat en geç Mart ayında yani seçimden kısa zaman önce bu fotoğrafın verilmesi şu anda Ankara'nın en öncelikli hedefleri arasında. E, gidişat da o e, süreci e, gerçekleşecekmiş gibi gösteriyor. Bunun Türkiye siyasetinin etkisi olacak. Bakın şu anda e, işte altıl masayı konuştuk, Türkiye siyasetini konuştuk. En çok eleştirilen konulardan birisi ne? ne? Suriyeliler meselesi. Suriyeli sığınmacılar konusu. Bu el sıkışmayla birlikte belki Suriyeli sığınmacılar konusunda bir adım atılmayacak ama millete, vatandaşlara, seçmene... Bak Esat'la bile biz görüştük. Artık bu, bu süreç bir kulvarına girdi, çözüm yoluna girdi mesajı vermiş olacak hükümet. Ya yani bu aslında muhalefetin elinden. Ee, bunun mutlaka bir oy karşılığı olacak sandıkta. O oyları götüren, muhalefete o oyları kanalize eden o olguyu hükümet Erdoğan e, oradan almış olacak. Temelini boşaltmış olacak. Yani bir tarafta biz işte %63, %70'leri sağlayabilir mi diye konuşuyoruz ya altılmasa. masa. Altın masa şu anki mevcut oylarını da erimesiyle karşı karşıya. Yani e, süreç e, zaman altılı masanın aleyhine işliyor. E, maalesef altılmasanın masanın aleyhine işleyen süreç mevcut hükümetin lehine işliyor. Bunu e, bence herkesin görmesi lazım. Çok teşekkürler ee, Orhan dedi. Ee, Bakalım ilerleyen süreç bakalım. nasıl evet. işleyecek? Siyasete yansıması ne olacak? Seçim öncesinde gerçekten böyle bir şey olacak mı? Veya bu fotoğraf... Her şey olabilir. Çok Her şey sürprizler olabilir. olabilir. Hani... Hiç beklenmedik sonuçlar olabilir. Kaybedecek dediğimiz kazanabilir. Kazanacak dediğimiz kaybedebilir. Yani 2023 seçimleri görünen o ki bu... Bir önceki konudaki ifade ettiğim gibi... Ekmek için ekmelettin tığ almasına herkesin hazır olması lazım.